Başaramadılar komutanım. Bayrağımızı indiremediler. Siz? İyi misiniz? Şehidimiz var. Kim? Hafız. Ali Aydar'ımız şehit oldu komutanım. Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Başka şehitlerimiz de var. Onları da bölgeden almalıyız. Acilen ekiplerin bu bölgeye sevk edilmesi gerekiyor. Hemen bölgeye helikopter yönlendiriyorum. Helikopteri buraya indiremeyiz. Arazi uygun değil. Naaş'ı 20 kilometre ötedeki buluşma noktasına götürebiliriz. Tamam. Oraya yönlendiriyorum. Yavuz. Naaşımızı orada bırakmayın sakın. Ne şartta olursa olsun. Şehidimizi alın. Buraya siz getirin. Emredersiniz. Başlangıç komutan. Bu daha başlangıç. Ben derim ki bu iş burada kalmasın. En savunması zamanları. Ha? Dönüp bir tuzak kuralım. Ne dersin? Sen çok konuşuyorsun. Şehitlerini burada bırakıp gitmek istemeyeceklerdir. Gitmektense ölmeyi tercih ederler. Hem bak, Derman'ın da hoşuna gider bu. Bir değil, iki değil. Tam 7 tane ölü Türk askeri ha? Bir düşün bence. Thank you.
ben. Bayram. Onur. Ülkem. Bayram. Onur. Ey kurban olduğum şanla hilal. Sen dalgalan. Biz gövdemizi sana siper edelim. Sen dalgalan. Biz canımızı yoluna serelim. Sen dalgalan. Uğrunda ölelim. Yeter ki sen dalgalan. Sana canımız feda. Ağlamayacağız Keşan'la. Görevimiz bitene kadar ağlamayacağız. Hafız'ın intikamını alana kadar ağlamayacağız. Anlaşıldı mı aslanım? Bunu yapmayacaklardı komutanım. Hafız'a ne yaptılarsa bedelini ödeteceğiz. Yanlarını bırakmayacağız değil mi komutanım? Asla. Asla bırakmayacağız. Bırakırsak namus bize ar olsun. Hı? Hadi. Buradan geleceklerine emin misin? Eminim. Araçla gidebilecekleri başka bir yol yok. Mecbur buradan geçecekler. Niye Hafız? Niye? Niye? Yeter Karabatak. Yeter. Size de söylüyorum. Kimse ağlamayacak. Kimse isyan etmeyecek. Dayanamıyorum komutanım. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Dayanacaksın. Dayanamıyorum komutanım. Dayanamıyorum. Dayanacaksın. Ben nasıl dayanıyorsam siz de öyle dayanacaksınız. Öfkenizi içinizde tutacaksınız. Ta ki bunu yapanların karşısına çıktığımız ana dek. O andan sonrası tufan. Söz veriyorum size. Hazır mısınız? Nedir durum? Geliyorlar. Güzel. O zaman ne yapacağını biliyorsun. Hadi.
Herkes iyi mi? İyiyiz komutanım. Biri hafızın başında kalsın. Emredersiniz komutanım. Nereden geliyor bu? Ben de komutanım. Çaylak çevre kontrolü. Gelin. Pusu atmışlar komutanım. Gökte ararken yerde bulduk. Şimdi kana kan zamanı. Komutanım ne yapacağız? Ne yapıyoruz? Gidip çatışıyoruz. Çaylak ne kadar yolumuz kaldı? 10 kilometre komutanım. Yürüyerek? Kestirmeden 5-6 kilometre. Güzel. Siz hafızın naaşını alıp yürüyorsunuz. Anlamadım komutanım. Anlamayacak bir şey yok. Ben buradayım, siz gidiyorsunuz. Hadi. Komutanım söz verdiniz. Karşımıza çıktıktan sonrası tufan dediniz. Karşımıza çıktılar işte. Nasıl gidelim komutanım? Şimdi değil. Öncelikli göreviniz hafızın naaşını buluşma noktasına götürmek ve helikopterin emniyetli inişini sağlamak. Ben adamları ters yöne çekeceğim. Size rahat rahat yürüyeceksiniz. Hadi. Komutanım. Bu bir emirdir. Hafızın naaşını tehlikeye atacak değiliz. O naaşa toz bile değmeyecek. Anlaşıldı mı? Hadi. Karşılayın. Tek başına ha? Bana uyar. Yürüyün peşinden. Bu taraftan hadi. Thank you.
Sıkıştı orada. Geç. Başa çıkamayız bunlarla. Çekiliyoruz. Kaçın. Ne dedim ben size? Gidin dediniz komutanım. Niye benim emrime karşı geliyorsunuz? Biz geride adam bırakmayız komutanım. Ben şu şerefsizlerin üstünü arayayım, belki bir şey bulurum. İster kız ister öldür. Bir kardeşimizi daha yeni kaybettik. Seni de kaybetmeye niyetimiz yok komutanım. Hafız nerede? Çaylak yanımda komutanım, güvende. Bunlar bu kadar değil. Şerefsizlerin yarısı da kaçmış. Bulacağız. Hepsini bulacağız. Hepsinden tek tek hesabını soracağız. Komutanım, şuna bir baksanıza. Hafızımıza kıyanlar bunlar öyle mi? Hepsinin pislik sıfatını ezber ettim. Tamam, sen yine bunun yanına al. Hangisi ölmüş, hangisi yaşıyor öğrenelim. Yaşayanları tek tek bulacağız. Kardeşimizin kanını yerde bırakmayacağız. Emredersiniz komutanım. Hadi. Canımızdan canı aldılar komutanım.
Başınız sağ olsun. Oğlum. Vatan. Millet sağ olsun komutan. Ali Haydar'ı. Metin oğlum. Gidişin dönmeliydi oğul. Dönmemek üzere gittiğini biliyordum oğul, biliyordum. Ah!
Ateş. Hafızam hep gitti. Hafız gitti. Çaylak. Ne demiştim ben çaylak? Ağlamayacaksınız. Timin komutanı olarak emrediyorum. Ağlamak yok. Demiştik biz. Gerçek savaşçılar için şehadet en büyük onurdur. Doğru mu? Doğru komutan. O zaman ne diye alıyorsunuz oğlum? Düşmanı sevindirmek için mi? Komutanım. Evet, Hafız şehit oldu. Evet, kardeşimizin naaşından 40 tane kurşun çıktı. Ama görevimiz bitti mi? Bitmedi. İntikamımızı aldık mı? Almadık. Görevin bittiği zamana saklayın gözyaşlarınızı. Hem Hafız bizi böyle görseydi ne olurdu? Çok kızardı, öyle düşünün. Ağlamak yasak, ağlamak yok. Ağlamayacaksınız. Ağlamak yok, yasak. Ali Haydar'ı tanırım. Birlikte görev yapmıştık. Burnu aç kurt gibi koku alır bunun. Sağlam adamdır. Yazalım bunu. Baba olmuşum. Allah bağışlasın. Komutanım, komutanımız geldi. Başımız sağ olsun Erdem. Vatan sağ olsun komutan. Sizler gibi gözünü budaktan esirgemeyen askerlerimiz oldukça vatan sağ olacaktır Erdem. Şehitliğimizde hala bayrağımız gururla dalgalanıyorsa bu
şehidimiz Ali Haydar sayesindedir. Eğer bir gün bu ülke için şehit olma onuruna erişeceksek, Allah hepimize böylesini nasip etsin. Amin komutan. Buyur sen de otur. Tören öncesi seninle konuşmak istedim Erdem. Emredin komutan. Evet. Acımız büyük biliyorum. Ama görev de beklemez biliyorsun. Dalga kıranında kat ettiğimiz ilerleme hepimizi her geçen gün gururlandırıyor. Allah'ın izniyle emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz komutan. Bundan hiç şüphem yok. Ancak sadece ilerlemeyle kalmayıp hakim olduğumuz bölgelerdeki insanların beklentilerine cevap verecek adil ve güçlü bir yapı da kurmamız lazım. Bunun için acilen bölgedeki köylere yardım götürmemiz gerekiyor. Hepsinin bizlerin yardımına ihtiyacı var. Merak etmeyin komutanım. Onlara her türlü yardımı ulaştırmak bizlerin görevi. Kızılay bir konvoy oluşturdu. Yakında buraya ulaşır. Konvoyun sağ salim bölgeye ulaşması gerek. Emredersiniz komutanım. Ben bizzat ilgileneceğim. Konvoya da hep beraber eşlik ederiz. Ne gerekiyorsa yaparız. Şimdi sizleri neden buraya topladım diye düşünüyorsunuz. Yıllardır farklı çatılar altında aynı amaç uğruna savaşıp durdunuz. Bağımsızlık, hürriyet, özgürlük. Şimdi eğer aklınız varsa benim kanatlarım altında toplanırsınız. Dermanı duymuşsunuzdur. Sizlere sahada liderlik edecek. Geçenlerde adamlarıyla birlikte Türkleri can evinden vurdular. Şehitliği yıkıp geçtiler. İçlerinden bir tanesini de delik deşik ettiler. Ben öyle duymadım. Ne dedin sen? Asmış Türkler şehitliği. Dermanın adamları Türklerin bayrağını bile indirememişler. Arkalarına bakmadan kaçmışlar. Gitmek istersen gidebilirsin. Seni burada zorla tutamam. Üç kilometre ötede bir köyün var. Bir karın, dörtte kızın var. Erkek diye tutturmuşsun. Sonunda olmuş. Bir de küçük oğlun var. Hayırlı olsun. Eğer gidersen seni koruyamam. Karının hırzına geçerler. Kızlarının hırzına geçerler. Küçük bebeğini vantilatörü asarlar. Düşman çok. Düşman her yerde.
Ama eğer kalırsan seni korur kollarız. Buraların tek sahibi benim dersen abartmış olmam. Kalacağım. Öyle kuru kuruya kalacağım demekle olur mu? Bir özür dilemeyecek misin? Aferin. Endişesi ve şüphesi olan var mıdır? Yoktur. Güzel. Tebrik ederim Derman. Eylemin sonuç verdi. Artık onlarca farklı terör örgütünden adam sahada seninle birlikte yer alacak. Güzel haber Sayın Ateşem. Güzel haber. Yalnız sana küçük bir uyarı. Söyle adamlarına bir daha başladıkları işi yarıda bırakmasınlar. Eğer o bayrak inseydi bugün daha çok güven kazanırdık, öyle değil mi? Haklısınız efendim. Bu sefer bir aksilik yaşadık. Ama bir daha olmayacak, merak etmeyin. İyi olur. Çünkü bir sonraki görevin daha zorlu. Bu dalga kıran operasyonu iyice canımızı sıkmaya başladı. Ele geçirdikleri yerler yetmedi. Şimdi bir de oralara yardım göndereceklermiş. Çözüme dair bir model üretme peşindeler. Eğer bunu başarırlarsa bugün yanımızda yer alan herkes hızlıca saf değiştirir. Derman. Ne yap? Et. Oraya yardım girmesini engelle. Merak etmeyin efendim. Siz gerekli adamları bana gönderin yeter. Gerekirse bölgeye giden bütün yollara tuzaklama yaparız. Ulaşmalarını engelleriz. Taş taş üstünde bırakma. Türkleri, onlara yardım eden herkesi paramparça etmeden geri dönmek yok. Büyük bir keyifle efendim. Benden öncekilere mumla arayacaklar. Merak etmeyin. Eski sevgilim gelmiş, kokusundan tanırım. Heybette gölgesinin üstüme düşüşünden bilirim. Televizyon şakan çok iyiydi. Ne yalan söyleyeyim. Düşmanın şakacı olanı tercihim. Hiç olmazsa eğlencelisin. Çok kaliteli bir şaka olduğu için sana kızgın değilim. Ama ben pek kızgınım, canım benim. Ne diyorsun? Sevgilim, anlat bakalım. Otur da dertleşelim. Derdini anlat ki derman olayım. Canını derman sıkmış, hem de ne sıkmış. Ne yaptı Hayda, yine ne yaptı? Bana bak. Bir yere mi gidiyoruz? Ne oldu, çıkıyor muyuz? Dermana mı gidiyoruz yoksa? Söylesene derman ne yaptı?
Derman, Derman canı sıkmış. Biri öldü değil mi? Biri öldü. Bana bak! Ne? Bana bak. Yoksa sarı mı öldü? Sarıcı mı öldü yoksa? Yok canım, sarı dokuz canlıdır. O bir yolunu bulmuştur değil mi? Ha? Kurtulmanın bir yolu illa ki yok! Açık sarı! Bana bak. Yoksa pembe yarak mı? Öbür salaklar mı uydu? Gördüm. Lan! Konuş ulan. Konuş! Derman hakkında ne biliyorsan anlat bana! Anlat! Hacı dede! Hacı dede öldü değil mi? Ama onun sırası gelmişti. Vallahi Hacı dede ölmüş. Hacı dede öldü mü ya? Hacı dede yüzüm. Ama bir şey söyleyeyim. O buradayken dersini iyi çalışmıştı. Öbür tarafa çok hazırlık yaptı. Şimdi kırmızı halılar sermişlerdir. Öldürdüğü karısıyla buluşmuş diye üzülüyorsunuz anlamıyorum ki. Adam zaten gideceğiydi. Sus ulan. Sus ulan sus. Bana bak. Gel buraya. Sus. Sus ulan. Sus konuşma. Aferin. Aferin. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Benim kadar sabırlı değildir. Haberin olsun. Şu! Marş!
Sola! Dön! Yerlerinize! Marş! Marş! Müsaadenizle komutanım. Şehit piyade Assubay Başçavuş Ali Haydar Bozdağ'ın özgeçmişini arz ediyor. ...12 Ocak 1982 tarihinde Samsun'da doğmuştur. 2000 yılında piyade Assubay Çavuş olarak İlk kıtasına atanmış, oradan bir sene sonra inha yoluyla Özel Kuvvetler Komutanlığı'na tayin edilmiştir. O günden bugüne Özel Kuvvetler'de görev yapmıştır. Görev yaptığı süre içerisinde 3 kere yaralanarak gazilik şerefine nail olan Ali Haydar Bozdağ her seferinde geri dönmüştür. 2 Nisan 2018 tarihinde Türk bayrağı indirilmesin diye canını feda eden Ali Haydar Bozdağ, eşini de yine bir terör saldırısı sonucunda kaybetmiştir. Ruhu şad olsun. Şehidimizin naaşı memleketi Samsun'da toprağa verilecektir. Nasıl kıydılar oğlum? Aslanım, gözümün nuru, nasıl kıydılar? Sizi böyle görse çok üzülür. Hadi. Söktüler yerinden. Kendi dikti o da. Oğlum benim. Kalk! İleri! Bak! Şehit ol! Cenaze yürüyüşü! Marş! Güle güle hafızım. Thank you.
kurtulmazsak yüzümüze tükürsünler. Bu şerefsizler bunun hesabını verecek. Hoşçakal Hafız abi. Samsun'a gitmiyor muyuz? Vazife var dediler. Yarın yetişirsek ne hala? Ali Aydar ilk şehidimiz değil. Allah'tan umulur ki son olsun. Amin komutanım. Hadi gidip dinlenin. Neredeyse iki gündür uyku girmedi gözünüze. Daha günlerce girmez komutanım. Ali Aydar abinin intikamını almadıkça uyku bize haram komutanım. Bizim işimiz intikam değil, adalet. Bu sefer iş başka komutanım. Çok başka. Ne diyorsam onu yapın. Hadi. Emredersiniz. Başım sağ olsun. Vatan sağ olsun. İyi misin? Sağ kolum kopmuş gibi hissediyorum. Çok üzgünüm. Ben de. Başım sağ olsun. Vatan sağ olsun devlet. Vatan millet sizlere emanet evladım. Başım sağ olsun. Sağ ol. Oy Yavuz'um. Oy yavrum nasıl kıydılar evladıma. Ali Haydar'ıma nasıl kıydılar. Ben onun kundağının kokusunu bilirim.
adını kulağına okuduğumuz sabahı hatırlarım. Kur'an'ı eline ilk aldığı günü hatırlarım. O yanık sesiyle boynunu kıra kıra okuyuşunu hatırlarım. Oğlum, söyle şimdi ben ne yapayım? Ben nasıl bu yangını söndüreyim? Vatan sağ olsun anacığım. Sen evladını özlediğin an bize sarılacaksın. Bizi anacaksın. Bizi bir evladım bileceksin. Vatan sağ olsun. Vatan hep sağ olsun. Sizler de sağ olun. Ben bu yangınla yanayım. Bu acıyla kavruluyum. Hiç dert değil. Sizler sağ olun evladım. Ama bak bana. Batmam için, Ahmet Kartal'ım için, hafızım için hiç sakınmayın evladım. Nerede bulursanız o canavarları hiç sakınmayın. Hafızımın kanını yerde koymayın. Asla. Asla kanı yerde kalmayacak anacığım. Allah sizleri korusun. Ben hafızım yaşıyor gibi her gün size dua edeceğim. Sağ ol. Komutanım, ne mutlu ki bana müjdeyi sizden önce almıştı. Bilmiyorum ki belki helalleşemedik. Belki son kez bir bakıştık. Belki yaralandım. Hafız diye bağırdınız kulağımın dibinde. Her ne olduysa oldu. Bir önemi yok artık. İnşallah ben şehit oldum. Tüm günahım ve isyanımla şimdi Allah'ın huzurundayım. Onun rahmetine ve merhametine sığınıyorum. Komutanım, sizden bir ricam, lütfen bu mektubu kardeşlerime de okuyun. Kravatık, Keşan,
Avcı. Çaylak. Aşık. Tahir. Yavuz komutanım size emanet. Erdem komutanım size emanet. Sakın ola ki onların bir dediğini ketmeyin. Hoş. Etmezsiniz ya. Benden bir abi tavsiyesi işte. Şöyle demişti bir adam bana. Dünya bir pazar yeridir. Bir kefen alır gidersin. Ben de dünyada bana ait bir şey kalsın istemiyorum. Yavuz komutanım. Seccadem sizde kalsın. Yanımda taşıdığım küçük bir mushaf vardı. O da Tahir'de kalacak. Yanından hiç ayırma Tahir. Avcı sen bıçağımı. Karabudak. Düşündüm. Sana lazım olur. Güneş gözlüğüm vardı. Sen de kalsın. Keşanlı. Şimdi yatağıma bir Türk bayrağı sermişlerdir. O sana emanet. Büyüyünce oğlum Ahmet Kartal'a vereceksin. Çaylağım. Kardeşim. Yakında düğünün var. Sana bir zarf bıraktım. Çam sakızı çoban armağanı. Düğününde lazım olur. Elimden bu geldi, kusura bakma. Keşke daha fazlası gelseydi. Aşık, kadim dostum, kardeşim. Evde dedemden kalma bir saz vardı, istedim onu. Sana gelecek. Terlerini vurdukça beni hatırlarsın. İşte böyle dostlar. Sizden son arzum, ara sıra şu garip hafızı hatırlarsanız, Allah rızası için bir fatihanızı eksik etmeyin. Bana ve bütün şehitlerimize Allah'a emanet olun. Vatan size emanet. Bize söylenecek bir söz bırakmamış Hafız. Bölgede EYP ve tuzaklamalara karşı bir çalışma başlatıldı mı? Evet komutanım. Tamam. Sivil halk? Onları henüz sokmuyoruz. Peki. Üsteğmen Özen. Komutanım, az önce istihbarattan bir bilgi notu geldi. Ali Aydar Başçavuş'u şehit eden teröristler. İHA'larımız tarafından görüntülenmiş. Bir de komutanım, elimize geçen cep telefonundan bir fotoğraf çıktı. Ekranı verebiliyor muyuz? Veriyorum komutanım. Bunlar mı? Evet komutanım. Kimlikleri tespit edildi. Bazıları gri listede aranıyor. Şunun başına ödül bile konmuş.
Bana hemen Yavuz Hüseyin'le timini çağırın. Emredersiniz. O şerefsizler değil mi komutanım? Aynen öyle Yavuz. Bunların şehitliğimizi basan grup olduğunu tespit ettik. İşte bu güzel haber. Yerleri belli mi komutanım? Bölge belli. Ali Haydar. Bölge belli. Tam yerini bulmak ateşin işi. Siz yeter ki emredin komutanım. Yerin 7 kat dibine de girseler gidip onları bulur oradan çıkartırım. Sınır ötesine geçip sadece adamların yerlerini tespit edeceksin. Sonra enselerine binip adaletin önüne çıkarıp hesap soracağız. Eğer işler istediğimiz gibi gitmezse komutanım. İmha edin. Şimdi oldu. Hazır bekleyin Yavuz. Emredersiniz komutanım. Karabatak, sakın onları bulmadan geleyim deme. Emredersiniz komutanım. Ne yapıp edip onları bulacağım. Karabatak. Söz ver bize. Söz. Komutanım imha dedi, duydum. Önce adalet dedi. Onlar ne isterse olacak. Teslim olurlarsa teslim alırız. Teslim olmazlarsa kelle alırız. O kadar. Emredersiniz. Hadi çık. Boncuğum sen hala burada mısın? Bir seni göreyim dedim. 2 kelime edemedik. Gel ben de gel. Çok zor değil mi? Hafıza başkaydı be. Bambaşka. Herkesin derdine koşar. Herkes dinler. Nikah şahidim olacaktı. Çocuğumuz olursa kulağına yazanı okuyacaktı. Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara da sabır versin. Gördün anasını babasını. Bak. Bugün gördüğün her şeyi sen de yaşayabilirsin bir gün. Hatta belki yarın. Geçtik biz bunları çoktan. Feyzullah, bak ben artık senin karın sayılırım. Allah inşallah bizi bir yastıkla yaşlandırmayı nasip eder. Etmezse de kader diyeceğiz, boynumuzu bükeceğiz. Sabredeceğiz. Aşk mı? Bunda pazarlık olmaz. Kızım Boncuğum. Ben de her gün şükrediyorum senin gibi birini karşıma çıkardı diye. Biz yeter ki el ele verelim. Bütün zorlukları atlatırız.
Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Ya işte ben de gelecektim ama yani ortalarda görünmeyeyim dedim. İyi yaptın. Sen bana kızgınsın hala. Yok, değilim. Aksine teşekkür etmek isterim. Teklifimi kabul etmediğin için. Neden? O tabut benim tabutum olabilirdi. Ya Allah korusun Fethi, o nasıl laf ya? Benim tabutum da olabilirdi yani. Doğru. O yüzden bize bir gelecek yok. Sen benim için, ben senin için endişelenerek böyle gidemeyiz. Fethi, aşk başka, evlilik başka. Mesele evlilik değil Leyla. Biz ülkemize hizmet etmeliyiz. Vatanımızdan, bayrağımızdan başka sevgilimiz olmamalı. Sen bu söylediğine inanıyor musun? Ne fark eder? Bence sen beni cezalandırıyorsun. Hatta cezamı çoktan kestin, şimdi tahsilatı toplamaya geldin değil mi? Saçmalama Eylem. Saçmalamıyorum Fethi. Hatta belki de kendini cezalandırıyorsun. Ali Aydar'ın ölümünden kendini sorumlu tutuyorsun değil mi? Eylem, bu konu tatsız bir yere doğru gitmeye başladı. Yalan mı? Değil. Yalan değil. Neden Hafız öldü ya? Onun daha yaşı dolmamış bir çocuğu var. Evde bekleyen bir ailesi var. Benim neyim var? Ha? Hiçbir şeyim. Ailem yok. Kardeşim yok. Hayatını benimle geçirmek isteyen bir sevgilim yok. Ya ben varım, arkadaşların var, öyle deme. Onları da bir bir kaybediyorum. Seni de kaybediyorum. İşin kötüsü olması gereken de bu. Görüşürüz. Gel. Gelebilir miyim? Gel. Yüzüme bakmayacak mısın? Niye bakmayayım? Bana kızgınsın. Biliyorum. Ayrıca üzgünsün. Seni rahatsız etmiyorum, değil mi? Cık. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Hafız'ı geri getirebilir misin?
Çok üzgünüm. Ama seni böyle gördükçe kahroluyorum. Yalvarırım böyle yapma. Benim için endişelenmene gerek yok. Ne olur böyle konuşma. Nasıl konuşayım? En yakın silah arkadaşımı kaybettim ben. Nasıl konuşayım? İçime bıçağı soktular. Çevirip duruyorlar. Nasıl konuşayım? Yanında olmama izin ver. Yanında olmak istemeyen sendin. Bunları tekrar konuşabiliriz. Benim hayatım acı çekmekle geçti Bahar. Daha bir acı dinmezken diğeri başladı hep. Yas tutmaya vaktim bile olmadı. Ama ne olur, izin ver bari bugün Hafız'ın acısını yaşayayım. Sonra ne istiyorsan konuşuruz, tamam? Rahatsız ettiysem kusura bakma. Etmedin. Başım sağ olsun. Vatan sağ olsun. Hadi acele edin hadi. Yola çıkmamız lazım artık. Çabuk olun çabuk. Patlayıcılara dikkat et. Patlayıp da gebermeyelim yolda. Hazırlıklar neredeyse tamam. İşte aynen böyle havaya uçuracağız hepsini. O yardım konvoyunda ne var ne yok hepsini yakacağız. Merak etme, çok kalabalığız. Hiçbiri sağ çıkamaz. Öyle birkaç tane mayından bahsetmiyorum ha. Daha büyük bir görsel şölen istiyorum ona göre. Bütün patlayıcıları aldık. Ne var ne yok yükledik. Bir tane araç hazırladım. Bizzat kendim takip edeceğim. Tamam.
Kusura bakma. Prosedür böyle. Önemli değil. Sadece sana konuşacağını söyledi. Konuşacaksa dinleriz. Aç. Geldi. Hoş geldin sarışın. Sana don atlet getirecektim de içeri almadılar. Sorun değil. İhtiyacım yok. Burada bana iyi bakıyorlar. Ben de sana çay kahve ikram etmek isterdim ama kusura bakma imkanımız yok. Bu sefer seni pek iyi ağırlayamayacağım. Yalnız sen beni değil. Ben seni ağırlıyorum. Yanlış olmasın. Hacı dede gitmiş. Başın sağ olsun. Baştan anlaşalım. Şehit arkadaşım hakkında böyle konuşursan buradan çıkarken kafanla ayak parmakların aynı yerde birleşmiş olurlar. Bu savaşı siz başlattınız. Başkasının ülkesine girmeyecektiniz. O başkaları da hemen dibimizde bir terör devleti kurmaya kalkmayacaklardı. Şehirlerimize, masum insanlarımıza roketler, bombalar atmayacaklardı. Başka devletlerin metresi olup kucaktan kucağa gezmeyeceklerdi. Tıpkı senin gibi. Hep haklısın değil mi Sara? Hep sen haklısın. Doğru tarafta olmanın kaçınılmaz sonucu Çolak. Adamlar senin karına, kızlarına neler yaptı hatırla. Günün sonunda ne oldu? Gittin onlarla işbirliği yaptın. Sonra da seni bir paçavra gibi kullanıp attılar. Kardeş! Ne oluyor? Kardeş yardım edin! Biri geliyor. Kardeş! Kardeş yardım edin. Bırak silahını. Ben de sizdenim. Yardım edin bana kardeş. Yaralıyım, canım çok yanıyor. Ne yapıyorsun burada? Dedim ya kardeş. Bütün arkadaşlarım öldü. Geriye bir tek ben kaldım. Dalga kıran mıdır nedir? Hepimizi mahvetti. Perperişan olduk. Nerede saldırdılar? Çincalı köyünde tuzaklama yapıyorduk. F-16'lar geldi. Çiv 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 her yeri bombaladılar. Ondan sonra Türk askerleri derken mahvolduk. Bakayım yarana. Öleceğim kan kaybından. Al bak.
Bunu dikmek gerek. Nasıl dikeceğiz? Yanımızda sıyacım var. Kimseye ihtiyacım yok. Siz bana biraz su, biraz da aş verin. Ben kendi yaramı kendim dikerim. Tamam, gel şöyle. Bizimkiler şu ağırdadır. Kardeşim benim. Kardeşlerim benim. Siz olmasaydınız burada ölür giderdim. Merak etme, ölmezsin. Burada artık bizi kimse bulamaz. Aynen öyle. Ne yaptınız? Burada kamp falan mı kurdunuz? He, kamp kurduk. Dün Türklere iyi bir ders verdik. Yeni bir görev geldi. Vallahi mi? Ne? Şehit mezarlığını yerle bir ettik. Nasıl? Nasıl başardınız bunu? Yaptık işte. Alt üst ettik. Talan ettik. Hatta yardıma gelen Türk askerlerinden bir tanesini de gözlerinin önünde kurşuna dizdik. Ya siz neymişsiniz be? Öyle. Bize bulaşmamayı öğrensinler. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dalga kıranmış. O dalgayı asıl biz kıracağız. Kıracağız ya. Süresine sonra sen benim verdiğim savaşın nesini anlamıyorsun söylesene. Nazırı, bir ülke istemek çok mu? Bu ülkeyi benim topraklarımla kurmaya kalkman çok saçma. Hani oradan be, atlarınızla bozkırlardan geldiniz. Siz topraktan mı yeşerdiniz? Göktaşıyla uzaydan mı indiniz? Herkes bir yerlerden gelir Şolak. Yıllarca itildik, kakıldık. Sadece gözünüz üzerine oturup izlediniz. Bombalanırken izlediniz. Üzerimize kimyasallar yağarken izlediniz. Çocuklar ölürken izlediniz. Sakin ol. Otur yerine. Bunları biz yapmadık. Sorun şu. Eğer gerçekten inandığın bir davan varsa, eğer gerçekten uğruna ölecek kadar inandığın bir davan varsa, bunu tutup da uyuşturucu parasıyla yürütmezsin. Üzerine bombalar bağlayıp otobüs duraklarını havaya uçurmazsın. Eğer gerçekten bir davan varsa cesur olursun, haysiyetli olursun, korkusuz olursun. Her şeyden önce bir olursun, tek yürek olursun. Öyle her para verenin kucağına oturmazsın. Ben buradayım dersin. Ha, ülkeni mi işgal ettiler? Geldikleri gibi giderler dersin. Geldikleri gibi giderler. Öt bakalım, niye çağırdın beni? Sana lüks bile. Bana kalsa seni diri diri toprağa gömerim. Dermanla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorsan beni bu deliğinden çıkaracaksın. Bahçeli bir eve çıkacağım. Nerede olduğu önemli değil. Ama bahçesi olacak. Ev gibi bir ev olacak. Ben de sana derman hakkında bildiklerimi anlatacağım.
nasıl ispat edeceğim? Sayıyı aklında tut. 8, 2, 7, 6, 4, 5, 3, 9, 9, 7, 4. Ne bu? Sarı. Ne fena alışmışsınız. Her şeyi de devletten beklemeyin. Gitara, bu, öğren. Sonra yine bana gel. Ben hep buradayım. Beklerim. Neymiş bu rakam? Bilmiyorum. Babam yanımda. Araştıracak o. Bir şey istedi mi? Ev hapsine çıkmak istiyor. Çakal. Babam yürütecek o işi. Verdiği bilginin doğruluğuna göre değerlendirecekler. Tamam. Komutanım, Ateş'ten haber var mı? Henüz değil. Kovalıyordur. Tamam. Çıkıyorum ben de. Tamam. Başımız sağ olsun. Sağ ol baba. Timim'de verdiğim ikinci şeydim. Bugüne kadar Timim'le çok büyük işler başardınız. Sakın kendini suçlama. Elimde değil ki. Bu suç senin değil. Bu suç o şerefsizlerin. Daha dermanı bulacağız. Yaptıklarının hesabını tek tek soracağız. Annenin intikamını alacağız daha. Alacağız. Görüşürüz baba. Görüşürüz. Bu kim? Nereden buldunuz la? Türklerden kaçmış. Çınca köyündeki bombardımandan. Yaralı mı sen? He kardeş. Ne belli orada yaralandın? Başka nerede yaralanacağım kardeş? Sen Çınca köyünü gördün mü? Taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmadı Türkler. Bütün köyü bombaladılar. Bizim tuzaklarımıza bizi ittiler. O bomba şaraplarının parçası da böğrümü deldi. Nerede eğitim aldın sen? Bölge sorumlun kim senin? Mato. Benim bölge sorumlum Mato. Demek Mato. Tanırım onu. Çok çarpıştım onunla. Her şeyini bilirim. Bu kadar iyi bildiğine göre. Hem madem o kadar da tanıyorsun. Öldüğünü de duymuşsundur. Duydum, duydum. Ama kanını yerde bırakmadık. Biz de onlardan bir can aldık. Geç şöyle, yaranı temizlesinler. Sağ olasın. Hele ver, 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 hele ver. Vay anam, vay anam, vay, 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 vay. Ay, sağ olasın kardeş. Yemek de verin. Adın ne senin? Emmi. Emmi derler bana. Siz de emmi deyin. Emmi ha. İyi emmi, iyi dinlen. Yarına iyileşirsen sen de işimize yararsın. Yalnız tedbir için arkadaşlar bir üzerine arasınlar ha emmi. Ne olur ne olmaz değil mi? Arasınlar kardeş, arasınlar. Bizim davamızda güven esastır. De arasınlar. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Oh, yarama. Dikkat et yarama. Oh. Bu ne? Telefon. İletişim içindir. Ne? Ben haberciyim. Nasıl hayatta kaldığın anlaşıldı.
Ama bu bende kalsın. Cep telefonu kullanmak yasak. Sabaha önemli işimiz var. Yakalanmayalım sinyalden falan, he mi? Kalsın kardeş, kalsın. Sen ne dersen o olsun. Hayalden yine de. Yarın hangi eve baskın yapacağız? Aşağıdaki köyde bir Türk muhbiri varmış. Onun cezasını keseceğiz. Bu hain casuslar yok mu bu hain? Beni var ya, köyün ortasına getireceksin. O ağzını böyle baştan aşağı yırtacaksın. O dilini de söküp meydanına atacaksın köyün. Diğerlerine var ya ibret olsun. Bu casusların yüzünden zaten hep böyle mahvoluyoruz. Lanet olsun hepsinin canına. İyi fikir aslında, iyi fikir. Neyse, hadi yayın yemeğinizi iyi dinlenin. Sabaha yola çıkacağız. İyi dinlenin. Gel hele be. Gel hele bir salim gel. Dinlen emmi, dinlen. Sağ olasın kardeşim. Çok az tanıdım ama bayağı seviliyordu demek. Hep namaz kılarken görürdüm ben onu. Ya namaz kılıyordu, ya Kur'an okuyordu. Oho. Onda daha ne numaralar vardı. Çok iyi maç anlatırdı mesela. Nasıl? Katalan ekibi aldı topu. Messi yardırdı gidiyor. Abi bak lütfen pas oynayalım tamam mı? Lütfen. At önüme. At önüme yapıştırayım. Sakın defansın arkasına at. Ne al babacığım. Al babacığım. Al babacığım. Top Suarez'e gelirse büyük sıkıntı. Ben de topu bir alayım abicim. Oo! Pepe aldı topu. Verdi oğul sana. Abi bak 79 metreden şut olmaz lütfen. Lütfen şut çekme abi. Pas at. Pasla gidelim. Lütfen abi bak paslı. Vurdurma, vurdurma, vurdurma. Abi pas atsana. Oğlum ayak değil bu. Omuz topu, omuz. Keşanlı'nın mesafe tanımaksızın attığı şutlardan biri mi geliyor yoksa? Abi boştayım pas at. Yavaş yavaş. Keskin nişancı benim alayım onu. Oğlum şahsi oynama, şahsi oynama. Ver topu, ver topu. Hadi pas at abi, pas at, pas at. Ya komutanım sen de hakem misin, teknik direktör müsün ya? Konuşma, oyuna bak, oyuna bak. Abi boşlayın, pas atsana. Hadi, hadi abi. Allah Allah. Top genç yetenek Orkan'da. Orkan gidiyor. Bir çalım, bir çalım daha. Gol yap, gol yap. Hallaçma mu gibi attı defansı. Yürü aslanım, yürü koçum. Allah'ım bunlar nasıl hareketler? Şov yapıyor, şov. Katalanlar çaresiz. Katalanlar ağlıyor. Vurursa gol olur. Vurdurma. Bence gol olur. Keşanlı sahaya, üstü çektir tayfaya. Keşanlı sahaya, üstü çektir tayfaya. Ne yapacaksın abici ya? Allah aşkına basacaksın şu yuvarlığa, kayacaksın adamın ayağına ya. Foyla bir işte. Ben bunun neyle uğraşayım, neyle? Yeni nesil bu oğlum. Bir, iki, üç. Lay 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 lay. Aynen ya. Sanki böyle içine İlker Yasin girmiş gibi. O suyucu onu anlatıyordu. Ben bile gole giderken ayaklarım birbirine dolanıyordu. Fıkra anlattığı günü hatırlıyor musunuz? Vallahi ben bir kere denk geldim. Böyle bir şey olamaz. Aynen. Hatırladın mı günü? Neyse abicim. Temel'in kafayı iyice karışmış. Ne yapacağını bilmiyor. Durum böyle olacak gibi değil. Çıkmış hocanın karşısına. Şöyle dönmüş Dursun'a. Ola Dursun demiş. Ben senin dedenin ta...
Komutanım, kusura bakmayın ben öyle fıkra diye şey ettim ama olmadı. Yok fıkra güzel de senden bu performansı beklemiyorduk. Değil mi ya? Vallahi ben de. İnanır mısın 4 yaşından beri küfür ederim. Böylesine ne gördüm, görmedim. İyi. Ulan ne adamdı ya vallahi. Bahar'la yeni tanıştığımız zamanlar falan. Her başım sıkıştığında çalardım kapısını. Yine çaldım. Hangimiz çalmadık ki onun kapısını komutanım? Anlat bakalım ne olacak bu iş? Ne oldu komutanım? Ben kendimi kışa hazırladım, bahar geldi. Bu işler böyle komutanım. Bahar'ın gelmediği kış nerede görülmüş? Kuru ağaca bakıp aldanma. Elbet yeşerecek. Benim kalbim bir daha atmaz ki. Atar. Sana soracak değil ya. Sen istemesen de atar. Bu alemde bir o vardır komutanım. Ne emir dinler ne ferman. Bir gün atma diyeyim. Dinlemez ki. Kalp bu. Bildiğini okur. O bildiğini okur da ben ne okurum? Sen daha önce onun peşinden gidersin. İstersen yedi cihana sultan ol. Herkes kalbinin kölesidir. Herkes. Sefer Emir Demir'i kesmez mi diyorsun? Kesmez komutanım. Kesmez. Aşk. Geçecek. Geçecek. Neler geçmedi ki? Ben odamdayım. Bakmayın dik durmaya çalışıyor ama dokunsan ağlayacak. Nazlı, kızım iyi misin? İyiyim. İyiyim anne. Anne, ben bir daha rehabilitasyon merkezine dönmek istemiyorum. Hem bak gerçekten çok iyiyim. Artık evde tedavi olsam. Bak, atlatacaksın demiştim sana.
Gördün mü? Canım benim. Nazlı. Senin ateşin mi var? Keşke olsa. Ya hala mı Nazlı ya? Ya anne ya, vallahi ben bu adamı çok seviyorum. Hem baksana benim için neler yaptı. Nasıl destek oldu bana? Ha biz yapmadık yani, öyle mi? Ya aşk olsun anneciğim. Sen başka, o başka. Nazlı, ne diyeceğimi, ne düşüneceğimi bilemiyorum gerçekten. Ya bak ben sana anlatayım. Bizi bir salın, bir kendi halimize bırakın. Her şey öyle çok daha güzel olacak bak gerçekten. Hem şimdiye kadar benim size bir yanlışım, bir kusurum oldu mu? Olmadı. Ya o zaman ben anlamıyorum, biz neden birlikte olamıyoruz ya? Ya dünyanın sonu mu sanki? Çünkü o işe babam bakıyor tatlım. Ha yani yetkili merci ben değilim diyorsun. Ya anne sen ne olur bir konuş bir kerecik ya. Ha bir kere daha konuş lütfen. Hem artık o da anlasın yani, bir görsün ya. Hem söz veriyorum sana bak, yemin ederim bir daha asla üzmeyeceğim babamı, asla. Tamam. Ama cevabı belli, bilesin. Tamam, sen bir kere daha konuş. Konuşacak mısın? Hı? Anne konuşacak mısın? Tamam. Fırça yine bizi iyice anlaşıldı. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Merak etme. Hadi canım hadi. Yat sen biraz dinle. Tamam. Çok özledim zaten yatağını. Hayırdır? Hayırdır? Anamı arıyordum kardeş. Ölürüm ölürüm, Allah muhafaza. Kadının sesini duyamam bir daha. Çok özlediysen gidip görseydin. Cepten arayacaksın ha? Biz de yedik. Sana niye yalan söyleyeyim kardeş? İnanmıyorsan al bak. Al şu. Vardı ya. O benim abimdi. O benim kardeşimdi. Şimdi seni geberteceğim. Burada geberip gideceksin. Kendi cehennemine gideceksin. Sonra da peşinden teker teker o arkadaşlarını göndereceğim. Onlar gelip sana orada anlatacaklar. Bu Türk askerini sırtından bulmak neymiş? Göreceksiniz. Kardeşim benim. Allah kahretsin.
Cebinize 200 dolar verip hepinizi buraya gönderiyorlar. Ama silahınızda 2 tane mermi yok. Allah'ın malı. Baskın mı var? Ne oluyor? Kalkın, kalkın! Emmi? Ne oluyor? Aşure'ye doğru kaçtı. Peşten doğru hisse gittim ama yetişemedim. Peşten sıstım ama nafile denk gelmedi. Memo kaçmış. Erzak da almış yanına. Alçak. Başkan, bana müsaade et. 2 saat ver. İlan'ın deligine girse gider onu bulur, sana getiririm. Sana borcumu ödeyeyim. Gerek yok. Daha önemli işimiz var. Sabah olmak üzere. Köy baskınına gideceğiz. Toparlanın çabuk. Allah kahretsin. Yaram olmasaydı kesin yakalardım ben onu. Hadi gelin. Evet, bu da sondu. Teşekkür ederim. Tamamdır Bahar Hanım. Canım benim, çok sağ ol. İyi ki geldin yardıma. Burada o kadar ihtiyacımız var ki. Her zaman yanınızdayım. Hem düğünden sonra daha çok yardım ederim. Nasıl olsa buraya taşınıyorum artık. Evet. Tabii ya, ne güzel olur. Ne zaman yola çıkıyoruz? Aslında her şey hazırsa şimdi çıkabiliriz. Bir Erdem abiyle konuşmak lazım. Gel. Ya babacığım vallahi çok iyiyim gerçekten. Ya vallahi zaten hastanede kalk canım sıkıldı ya. Ya baba ne olur izin ver ben de geleyim lütfen. Kızım emin misin? Bayağı yol gideceğiz. Evet baba, vallahi Türk gibiyim, çok iyiyim ya. Hem artık gerçekten bir işe yaramak istiyorum. Bak çok güzel bir şey yapıyoruz, ben de bunun içinde olmak istiyorum. Hem ben bizim merkezin bir çalışan elemanı değil miyim? Valilik bizi görevlendirmiş. Yani şimdi karşı gelmek olmaz bence. Tamam madem. Gel bakalım. Ya babası ön dünyanın en iyi babası. Dur kızım. Pardon yerbayım. Kusura bakmayın, kışla doğduğumuzu unutmuşum. Aferin. Doktor Bahar, ben de sizinle geliyorum. Su da bizimle geliyor. Beni unuttunuz. Ya seni unutur muyuz? Hepinize ne kadar teşekkür etsem az. O insanlar için bu yardımlar çok iyi olacak. Terör, savaş, oradaki herkesi mahvetti. Biz de elimizden geleni yapacağız, merak etme. O kadar mutlu oldum ki.
Kızılay neye ihtiyaçları varsa yollamış. Bu daha başlangıç. Ekrem Sökmez, Amasya. Komutanım, konvoy hazır. Yola çıkabiliriz. Tamam. Bir araç konvoyu arkadan takip etsin. Biz de iki araç önden gideceğiz. Emredersiniz komutanım. Hadi araçlara gidelim. Allah'ım ben de geliyorum. Bitmedi mi lan daha? Biraz daha var. Nasıl patlatacağız bunu? Konvoy durmadan patlatırsak bir etkisi olmaz. O yüzden üzerimize geldiklerinde saldıracağız. Durdukları anda da bombayı patlatacağız. Hepsi bu. Güzel. Derman nereden bulduysa seni iyi yapmış. Akıllı adamdır Derman. Bilir işini. Belli belli. Dediklerin olmadığında kafanın gideceğini de biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Bilmez miyim? Nazlı için iyi olacak. Emin misin? Güven sen bana. Nazlı'yı şu hayatta en mutlu eden şeylerden bir tanesi insanlara yardım etmek. Haklısın. Diğeri de ateş. Sırası mı şimdi Güler? Ne var Erdem? Konuşuyoruz işte. Nazlı bizim kızımız. Onun mutluluğu, huzuru için elimizden geleni yapmamız lazım. Yani lafı nereye getirmeye çalışıyorsun? Yani ateş Nazlı'ya iyi geliyor diyorum. Hatta senden benden bile iyi geliyor. Erdem. Bırakalım görüşsünler. Konuşsunlar. Mutlu olsunlar. Tamam canım, ben de görüşmesinler demedim. Sağ ol. Çok sağ ol. Şişt. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Bahar, her şey için çok teşekkür ederim. Tüm yaptıkların için. Sen benim en iyi dostumsun biliyorsun değil mi? Ama ben senin dostun değilim ki. Kardeşinim. Öyle tabii. Kızlar. Biz böyle bayağı iyi olduk ya. siz de evlenin artık Su. İnşallah. Bakarsın çifte düğün yaparız. Ateş'le evlenirsin sen de. Oh, keşke. Keşke de o iş biraz zor. Erdem abi bir şey demez artık. Karabatan senin için neler yaptığını biliyor. Sizi kimse ayıramaz. Valla orası öyle de. İşte babamın hiç sağ solu belli olmuyor ki. Neyse annemle konuştuk. Bilmiyorum belki bir şeyler çıtlatır babama. Her şey güzel olacak. Olacak mı dersin? Baksana. Her güzel şeyin ardından bir felaket geliyor. En sonunda Ali Haydar abim. Neyse beni boş ver de siz ne yaptınız Yavuz abiyle? Oh.
Her şey aynı. Karma karışık. Düğüm düğüm. Ama ona haksızlık ettiğimi biliyorum. Boşanma dilekçesini geri çekeceğim. Ama bu neyi düzeltir bilmiyorum. Bence de. Yani önce sanat da şu boşanma mevzusunu kafandan. Gerisi güzel olacak inşallah. Doğru söylüyorsun. Burası bitince köylere, kasabalara ne varsa yollayın adamları. Her yeri tuzaklasınlar. Türkler öyle kolay giremeyecekler bu topraklara. Yolladık bile. Su depoları, elektrik trafoları, fırınlar, her yeri tuzaklasınlar. Bu savaşı bu kadar kolay kazanamayacaklarını anlasın Türkler. Halkın arasına karıştılar. Boş buldukları her yeri tuzaklıyorlar. Güzel. Burası mı? Evet. İçerideyim Şahin. Karısına istediğinizi yapın. Ama adam mutlaka ölecek. Siz üçünüz arka tarafa doğru dolanın. Değildik. Yaralıydım falan ama geldim bizimle. Geleceğim tabii. Enik'in yavrusu Türklere yardım etmiş. Paramparça edeceğiz onu. Belasını bulacak. Hadi o zaman. Mevzideyiz. Hazırlıklar tamam. Roketi çakar çakmaz patlatacağız bombayı değil mi? Konvoy durduğu zaman basın tetiğe. Tamam. Thank you.
şaşırdın değil mi? Bak ben hep böyle uyuyorum, bizimkiler de şaşırıyor. At lan silahını. At silahını. At silahını, at! Ne oldu? Niye silah sesi gelmiyor? Ses verin. Ne oldu? Kimse yok mu? Olmaz mı? Biz buradayız. Miskara. Siz mi gidiniz lan? Ben sizi ne yapayım bana? Ha? Ne yapayım lan? Bak bir de dövüşmeye kalkıyor. Cesur musunuz lan siz bu kadar? Komutanım müsaadenizle ben bunları öldürüyorum. Abartma Keşan'la. Çökeyim bunun gırtlağını. Nasıl kıydınız lan kardeşime? Nasıl sırtından vurdunuz? İnsan mısınız lan siz? İnsan mısınız lan? Konuş! Konuş lan! Komutanım müsaade var mı? Ben Merkat Merkezi ile konuşayım, geliyorum. Konuş lan. Bak bu tüfek devlet malı. Devlet malı nedir bilir misin? Bayrak nedir? Millet nedir? Nereden bileceksin ki? Bu tüfekle sana vursam, tüfeğimi kirletmeye değmez. Anlıyor musun? Değmezsin. Sinyal gelmeni zannettim. Az kalsın sallıyordum el bombasını. Son anda yakalamışlar. Ben seni ne yapayım ben? Diğer tespiti yapılınca da... Ben seni ne yapayım lan? Anlamışlar niyetlerimi tabii. Ben öyle delik deşik etmeden bırakmam. Ey ama tozunu aldın. İnsan mısınız lan? Konuş! Keşanlıyı ayırsak mı artık? Ben seni ne yapayım bana? Asıl sen çaylığa bak. Ne yapayım lan? Hiç ayırmak gelmiyor ama içimden. Kurşun çıktı kardeşimin vücudundan. Biliyor musun lan? Bana bak, bana bak. Hafıza abime dokunmayacaktınız lan. Nikah şahidim olacaktı. Abim de ona benim. Çocuğumun kulağına ismini okuyacaktı lan. Kaç kurşun çıktıysa. O kadar sıkacağım sana lan! Keşan, yapma. Ben seni ne yapayım lan ha? Ben seni ne yapayım lan? Çaylak. Abi bırak Allah aşkına ya, bırak. Çaylak yeter. Yeterince korktu gözüm. Sakin ol. Ben bunu delik deşik etmeden bırakmam.
Karışma Karabatak. Keşanlı. Yapma. Karabatak karışma dedim. Zaten delik deşik ettin herifi, yapma tamam yeter. Keşanlı. Hafız burada olsaydı bu yaptığına müsaade eder miydi? Hafız? Etmezdi. Ha? Etmezdi. Hafız'ın hatırı için bu pisliklere bırak. Tamam. Aklınız sıra şehitliğimizi yağmalayacaktınız ha? Kim veriyor oğlum size bu akılları? Kimse vermiyor abi. Ne yani? Siz mi akıl ettiniz gidelim de şehitliği dağıtalım diye? Bağışlayın abi. Ne olur öldürmeyin bizi. Bak bak. Aslan gibiydin ne oldu? Birden kedi kesildin. Kaç yaşındasın sen? 22. Ne işin var lan bu yaşta senin örgütte? Bizi zorla getirdiler. Kapat seni! Sana soru sormadan konuşmayacaksın. Ne olur öldürmeyin bizi. Serbest bırakın da diyeceksin. Diyeceğim mi lan söylesene. Bırakmaz kesin. Abi de bırakacaktık. Hazır mısınız? Komutanım bunları hallettik. Ama şurada iki kişi eksik. Nerede bunlar? Sana bir soru sordum. Nerede bunlar? Gittiler. Nereye? Konvoyu patlatmaya gönderdi Derman onları. Ne konvoyu? Hangi konvoy? Yardım konvoyu. Türklerin yardım konvoyu. Allah kahretsin. Hazır olun. Efendim Yavuz. Komutanım konvoyu durdurun. Tuzak var. Ne diyorsun sen Yavuz? Dikkat et! Alo! Alo! Su! Su gel! Bas şu tetiğe! Komutanım ne oldu? Bilmiyorum. Patlama sesi geldi sonra telefon kapandı. Ne oluyor? Arşenim!